Sevgili Hobidaşlar, hepinize iyi akşamlar. Bugün yine İlyas'la beraberiz, Didim'deyiz bu hafta sonu. Dün akşam, daha doğrusu sabaha karşı bir av yaptık. Güzel de bir av oldu. Ben ilk defa bir kalamar yakaladım. Yalnız av heyecanıyla paldır küldür evden çıktık, kamerayı unuttuk. Normal bir çekim oldu, yani balıkları yakaladıktan sonra çektik. Büyük balığı yine İlyas aldı, bize bırakmadı. Biz yine ufaklıklarla idare ettik. Ben iki tane levrek yakaladım, yaklaşık 30'ar santim boyunda, onları geri bıraktım. Çok güzel bir kalamar yakaladım, ilk defa yakaladım at çek yaparken. Bütün bunları göreceksiniz. Saat şu anda 4.30 civarı. Deniz tam istediğimiz gibi, oldukça çalkantılı ve bulanık. Az sonra avımıza başlayacağız. Hepinize rast gelsin diyorum. Rast gelsin. Hadi bakalım, rast gelsin. Sevgili hobidaşlar, ben dünkü avımda yine muhtelif ima sahteler kullandım. Transparan sarı renkli bir sahte ile avlandım çoğunlukla. Muhtemelen büyük bir balık kaçırdım. Çok düşündüm, acaba kalamar mıydı yoksa büyük balık mıydı diye, ama bir noktada balık olduğuna karar verdim. Çünkü ciddi 3 kere kafa atışı aldım peş peşe. Kolu 3-4 kere sardım fakat sahteden kurtuldu. Sabaha karşı İma Komomo SF-130 kullandım. SF-130'ların özellikle berrak suda levrek konusunda avcılığı ve üstünlüğü tartışılmaz. Yatık havalarda çok iyi birer avcılar sabaha karşı. Şimdi bulanık suların ünlüsü İma Komomo, İma Sasuke SF-120-105 renk kodunu kullanacağım. Sedef beyazı, sırtı sarı. Bakalım ya nasip, avı da tekrar kaydedeceğiz. Bugün kameramızı, ekipmanımızı unutmadık. Hepinize rast gelsin. Sevgili hobidaşlar, merhaba hepinize. Bugün yine İlyas'la beraberiz Didim'de. Levreye at çek yapıyoruz. Yine hayatımda bir ilk benim. Kalamar tuttum ilk defa. Boyu posu da oldukça güzel. Floresan bir renkle atış yapıyorum sürekli olarak. İma Komomo SF-125 transparan sarı. Oldukça güzel bir sahte. 1-2 tane vuruş aldım yine. Geçen saatler içerisinde. Bir tanesinin balık olduğuna eminim. Ama bir tanesinin ne olduğuna emin değildim. Muhtemelen o da bir kalamardı. Güzel boyda bir kalamar. Arkadaşlar, adından da anlaşılacağı gibi arkadaş kalacak. Yapacak bir şey yok. Hepinize rast gelsin. Dikkat et, kalamarı götürmesin. Levrek. Evet. Kalamarın hemen ardından İlyas da güzel bir levrek aldı. Oldukça güzel. Gayet güzel bir boy. Uzun zamandır böze elim değmemişti. İlyas, tebrikler. Teşekkür ederim abi. Hadi bakalım, avlanmaya devam. Evet. Sevgili hobidaşlar, ufak bir... Aç bakalım ağzını. Aç bakalım ağzını, ağzını aç. Aç ağzını. Evet.
Çok çırpınmayacaksın. Çok çırpınınca böyle oluyor işte. Ufacık güzel bir levrek. 30 santim ince yapılı. Yani belki yumurta sezonundan çıkmış olabilir. Bir şey diyemeyeceğim. Tam bilemiyoruz çünkü. Hemen kendisini hızlı bir şekilde suya geri bırakıyorum. Evet, gönderdik. Hepinize rast gelsin. O kadar terslerde durdursun. Evet. Bir ufaklık daha aldım. Şöyle. Gördüğünüz gibi hemen bekletmeden arkadaşı, hadi bakalım, yalla. Aa, bu da iyi lan. Evet, bugün balığın büyüğünü İlyas topluyor. Gitti mi lan? O da mı gitti İlyas? O da gitti. Evet. İlyas ne diyor? İlyas bugün ikinci balığını kaçırıyor. Yok, aynı olmaz. Hadi bakalım İlyas, rast gelsin. Abi, 2 saattir açamıyorum. Abi daha yeni. Evet, ne diyeceksin bu duruma İlyas? Kabahat bizde olur bu. Yapacak bir şey yok. İma Komomo SF-130 ile devam ediyorum ama. Yeşil renk sırtı, yanları gümüş. Hava aydınlanıyor. Yatık havalarda burada güzel av yaptık ama çalkantılı havada bir cacık yok. Çok ilginç. Ayla, biraz daha derin tarafa denesene. İlyas'ın sol tarafı.
Aldım. Evet, şöyle göstereyim, levrek geldi. Benim herhalde büyük levrekten yana bir yasak var bana burada. Aynı yani bunlar. Aynı balıklar. Yok, gerek yok. Evet, ufaklığı hemen bekletmeden geldiği yere geri gönderiyoruz. Hadi bakalım. Elim balığa değdi.